Selam gençler, YouTube Fizik'te Barış kanalına hoş geldiniz. Evet, sizlerle birlikte AYT Fizik kampımıza başlamıştık. Bu kampa başlamadan hemen önce, bir gün önce sizlere bir anket yayınlamıştım gençler. Bununla ilgili bir sohbet yapacağımız bir çalışma olacak arkadaşlar. Şimdi nerelerdeyiz, nerelerde olmak istiyoruz? Bununla ilgili bir sohbet olacak diyelim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir hemen anketimizle bir tanıştıralım sizi. AYT fizik denemelerinde şu anda kaç net yapıyorsun diye bir soru sormuştum. Bir gün önce bir hayli arkadaşımız da katılmış ankete. 17 bin küsür artık da, neyse küsuratları. Şimdi bu anket sonucuna göre görüyorsunuz arkadaşlar, netlerimizi 0 ile 3 net arasında olan arkadaşımız %39, yaklaşık %40 diyelim. 4 ile 7 net arasında olan arkadaşlarım %30, 8 ile 11 arasında olanlar %18, 11 üstü yapan arkadaşımız %14 gözüküyor. Tabii sizlerin doğru söylediğini, doğru yorumladığını düşünerek hareket ediyorum. Şimdi bu verilere göre bu ne demektir? Aslında bizi çok yanıltmayan sonuçlar oldu arkadaşlar. Bunlar ne gibi? Ya zaten Türkiye'deki netlere bir baktığımız zaman zaten arkadaşlar ortalama anlamda zaten yüzde neredeyse 70'e yakın arkadaşımız 0 ile 7 netin arasında kaldığını görüyoruz arkadaşlar. İşte bu ne demektir? %30 arkadaşımız yaklaşık biraz daha yukarılarda netler yapıyor demektir. Şimdi amacımız zaten burada size niye bu netler yapıyorsunuz, neden böyle oldu, şöyle oldu, bunları zaten sorgulamak değil arkadaşlar. Amacımız bir an önce sizleri, zamanımız dar olduğunu düşünüyoruz zaten biliyorsunuz. Bu kısa vadede nasıl hızlı bir şekilde bu 0-3 net yapan arkadaşları bir 4-7 net arasına, 4-7 yapanları 8-11 barajına nasıl çıkartabiliriz? Yani herkes aslında bir bakıma bir üst basamağa çıkmasını açıkçası yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Acaba biz bunu nasıl yapabiliriz diye. Şimdi açıkçası şöyle bir sorunumuz var. Yani 0-3 net yapan ya da 4-7 net yapan arkadaşlarım, elbette ki çok çok çalışan arkadaşlarım vardır ama bu kadar kısa zamanda bunu nasıl yukarıya çıkartacağız diyecek olursanız, açık ve net söylüyorum arkadaşlar. Zaten kampımızı başlattığımızı da biliyorsunuz. AYT fizik kampı ile arkadaşlar biz bu işi halledeceğiz. Ve şunu düşünüyorum özellikle de, birazcık bu kampta şimdi konu seçmezseniz, elbette ki bazı konular zor geldiğinin farkındayım. Mesela daha başladım kampa yeni, hemen atom fiziği ve ondan sonrası çok zor diyen arkadaşlarımdan yorumlar geliyor. İşte manyetizmadan itibaren konular çok zorlaşıyor diyen arkadaşlarım var. Haklı olabilirsiniz arkadaşlar. Yani bazı konular sizlere ters geliyor olabilir. Haklısınız. Sonuna kadar da haklısınız. Ama şimdi zamanımız çok dar. Bu kadar kısa zamanda bu kadar çabuk size yol aldırabilecek en iyi kitapla sizleri zaten tanıştırdığımı daha önce iddia etmiştim. Halen kampa başlamayanlar, bakın her gün bir konu anlatacağımı söyledim. Benim hocam YouTube, benim hocamda da 10 gün olarak bu yayınlanıyor. Mesela ilk 5 konu bitti. İkinci günde yayınlandığına göre neredeyse 9 konu falan bir kerekte verildi. Durumu iyi olan arkadaşlarım 10 günde bitirmeye çalışsınlar bu kampı. Ama ya ben daha henüz bütün konuların üzerinden geçemedim, iyi durumda değilim vesaireyim, şudur, olumsuz düşünceleri olan arkadaşlarımsa her gün bir konu anlatacağım arkadaşlar. Ve yılmadan bu konuların her biriyle ilgili, bakın en temel bilgileri zaten konularını anlatmışım. Anlatmaya da devam ediyorum. Üstüne konuları için bakın çok özenle seçilmiş sorular var dedim ben size bu kitapta. Yani bu kadar kısa vadede sizi bu kadar yukarıya çıkartacak başka bir alternatifiniz yok arkadaşlar. Hem bazı arkadaşlar şey istiyor. Az çalışayım da çok net olsun. Haklı olabilirsiniz ama bunu size ulaştırabilecek yegane kitapla ve kampla karşı karşıyasınız gençler. O yüzden lütfen sizlerden istediğim şey şu. Kampa katılın arkadaşlar. Konu anlatımları zaten yapılıyor. Sorular çözülüyor. Ve bunlar için lütfen birazcık kafa yorun. Ve bunları yaptığınız zaman göreceksiniz ki 0 ile 3 net arasında olan arkadaşlarım bir bakacaklar ki ya 4-7'lere gelecekler. Belki biz bu kampı bitirdiğimizde neredeyse size daha bir ay kalacak arkadaşlar. Bir ayı daha bunun üzerine bir tur daha atabilirsiniz rahatlıkla. Veya ne bileyim, denemeler çözerek kendinizi zinde tutacaksınız zaten. Ama ben ne istiyorum sizden? Bu kampı bitirdiğin zaman üstünden bir tur daha atacaksın gerekirse. Bu işi 4-7 kısmına çok rahat taşıyacağız 0-3'cüler. 4-7'ciler de bunu inşallah 8-11 arasına taşıyacağız zaten. Ha, 8-11'dekiler de zaten hedefe çok yakınlar. Hemen 12'lere 13'lere sizi getirebilirsek ne mutlu bize. Bu kamp sizi buralara taşıyacak. AYT'nin kötü taraflarından biri de bu arkadaşlar, bizim için 32 tane konu var bu kitapta. 32 konuyu da bildiğiniz vakit zaten ne yapıyorsunuz? İstediğiniz hedeflere geleceksiniz. Ya ve konu lütfen seçmeyin. O konu zormuş. Bu konu işine gelmezmiş. Çok işlem varmış. Çok bilmem ne varmış. Ya bir sürü bahaneniz olabilir. Arkadaşlar bitti. 60 küsür bilmem kaç günümüz kalmış. Vallahi ben de bakmadım bugün. Dolayısıyla bu kadar günde, bu kadar kısa vadede
Sizi bir yerlere getirebilecek, sıkın kendinizi, zorlayın kendinizi, yapabilecek kapasiteniz var. Sadece hani sizin niyetlenmeniz, sizin bu işe gönül koymanız çok önemli gençler. Gönlünüzü koyun, bu işi yapın, beraber hep birlikte bakın netlerimizin nasıl yükseldiğini göreceğiz. İnşallah bu anketi kamp bitiminde bir kez daha yapacağım. O sayıların inşallah sizlerden beni yanıltacağınızı düşünmüyorum. O sayıların bir anda biraz daha yukarılarda olduğunu göreceğiz hep birlikte. Siz sadece dediğim gibi bize inanın, ben sizlere inanıyorum gençler. İyi olmadığını düşünsem zaten sizlere bu konuda herhangi bir şekilde şunu yapın, bunu yapın diyecek durumumuz yok arkadaşlar. Ama bu kadar kısa vadede, bu kadar çabuk bir şekilde netlerimizi başka bir şekilde yükseltemeyeceğiz. Lütfen sıkın kendinizi. Kamp kitabımızla beraber aslanlar gibi kitabı alan arkadaşlar kitabın üzerine yazacakları. Yapamayanlar yazacaklar ama bu kampı bitireceksiniz arkadaşlar. Benim sizden istediğim bu ve bir ay sonra kısmet olursa bu anketi bir kez daha düzenlediğimizde o zamanki sayıları bir kez daha paylaşacağım. Sizlerden ciddi anlamda umutluyum. Gelen dönütler çok güzel zaten arkadaşlar. O kadar güzel yorumlar atıyorsunuz ki kitapla ilgili vesaire ilgili kampla ilgili. Yeter ki çalışın. Biz sizin yanınızdayız. Sizi güzel bir şekilde sağ salim derler ya yani yolculuğunuzu güzel bir şekilde bitireceğiz arkadaşlar. Lütfen birazcık zorlayın. Biz sizin yanınızdayız. Bir sıkıntı, bir dert olduğu zaman da yorumlara yaz. Elimizden gelen bir şey varsa da biz de onları yapacağız gençler. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.